Fibromiyalji ve kronik yorgunluk sendromu arasındaki fark nedir diye sorar insanlar ama benim açımdan aslında çok da aralarında bir fark yoktur. Çünkü aslında birbirine girift olmuş ve birbirinin içine geçmiş bir durumdur bu. Her iki durumda aslında bugün başlamış bir durum değildir. Belki birkaç yıl önce başlamış bir pozisyondur, durumdur, hastalıktır. Yani bir kişide fibromiyalji kelimesini ortaya koyduğumuzda, kronik yorgunluk kelimesini ortaya koyduğumuzda bu ben dün yoruldum, bugün başıma bunlar geldi cümlesiyle açıklamak mümkün değildir. Belki kronik bir kelimenin altında 6 ay gibi cümleyi kullansak da aslında 6 yıllık bir cümleyi kullansak daha doğru olacaktır. O zaman biz fibromiyalji ve kronik yorgunluk sendromu beraberce ortaya çıkmış kişinin yaşam tarzının öncelikle ortaya koyduğu ve o deli dolu olarak koşturduğu dönemden bugüne gelen bir durumdur. Yani kişilerdeki özellikle sedanter hayatın yani oturmaya müsait bir hayatın ön plana çıkması veyahut da daha önceleri aktif spor yapmış ama sonra bırakmış veya köyde yaşamış sonra şehire taşınmış veyahut da ağır fiziksel işle meşgul olurken bir anda onu bırakmış ve tam tersine bir işle meşgul olmaya başlamış, rahat edeyim derken oturmaya başlamış. Sporu bırakıp daha başka işlerle meşgul olayım derken aslında vücudunun alıştığı tempoyu bırakaraktan kendine çok büyük bir kötülük yapmış oluyor bu insanlar. Böyle bir kişinin bir anda aktif yaşamını bırakmış kişilerin bu kronik yorgun sendromuyla veya fibromiyalji karşı karşıya kalması kaçınılmazdır. O zaman şunu iyi bilmemiz lazım. Aslında kronik yorgunluk sendromumuzda da ve fibromiyaljimizde de kas ağrıları olabilir veyahut da olmak mecburiyetindedir. Çünkü kasların beslenmesi kaçınılmaz ise, yani onların beslenmesinde bir sorun varsa ve dolaşımsal bir problem yaşıyorsak, postür bozukluğu yaşayaraktan özellikle bir bacağımızdaki dolaşımsal problemlere neden oluyor isek şayet, o zaman bu kişilerde bir bacaktaki ağrılar, sızılar, nöropatiler, huzursuz bacaklar kaçınılmazdır. Bağırsak kalitesinin bozulması zaten bütün hastalıkların temelinde olan bir durumdur. O zaman bağırsak kalitesinin bozulmasıyla birlikte bu kişilerde fibromiyalji ve artık kronik yorgunluk sendromu da olacaktır. O zaman biz bunları ayıraraktan yok efendim ben fibromiyalji hastasıyım veyahut da değilim benim teşhisim yanlıştı kronik yorgunluk sendromu hastasıyım diyerekten bu işi çözüme götüremezsiniz. Yapmanız gereken şey aslında bunları zihnen bir tarafa her iki kelime başlığını bir tarafa bırakıp siz üç şeyi irdelemek zorundasınız. Ben sportif veyahut da işte fiziksel aktivite noktasında mekanik altyapımı ve vücudumun gerilmesi noktasında dokular arasındaki dolaşımın rahatlaması noktasında ben bedenimin esnemesini ve germesini ne derece ortaya koyuyorum? Yani bütün günü masa başında oturaraktan bunu tabiri caizse yapmayarak vücuduma nasıl bir kötülük içerisindeyim? Yani kronik yorgunluğumu artırıcı davranışlarda bulunuyor muyum diyerekten kendinizi bir sorgulamanız lazım. O zaman şunu iyi bilelim ki eğer bir altyapı problemini çözer, bağırsak kalitesini düzeltir, karaciğerin kalitesinin ayarlanması noktasında bir kısım düzenlemeler yaparsınız. Bunun için de belki ilerleyen videolarımızda bazı pratik uygulama ve destekler söyleyeceğiz ama şu anda genel olarak şunu iyi bilin ki ne kronik yorgunluk sendromu ne fibromiyalji tekil bir durum değildir. Altyapısında bağırsak kalitesinin, karaciğer durumunun ve fiziksel yapının bozulmasıyla birlikte ortaya çıkan bir neden, durum, hastalık veyahut da şikayetler topluluğudur yani.